Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra yeni bir video atıyorum artık. Bayağıdan beri video atmıyorum. Bu sizi hem sizi sinir ediyor hem de beni sinir ediyor. Okuldan dolayı çok ödev veriyorlar. Bugün bir kargo açılımı yapıyoruz. Bir dakika geliyorum. Makasımı alayım da. Şimdi poşetini bir açalım. Zaten ben birazını yırtayım şöyle. Çıkarıyorum. İklemizden açacağım bunu. Ayakkabı kısmına koymuş kitapları. Evet. Bantları keselim makasla. Tamam. Hazır mıyız? Deliriyorum. Ay, kadın numarası. Neyse, koyacağım artık o videoyu izlemeden. Bana ne? İsterseniz arayın. Hayır, sakın öyle bir şey yapmayın. Sakın. İtlemeyeceğim bu videoyu. Zor çıkıyor cidden. Ne aldım ben? Beyza Alkucu'nun beyaz kitaplarını aldım. Matem çiçeği eksik. Yani onu satmıyordu. Şimdi arkadaşlar. Salak saç marketler yapmadan sizlere hemen anlatayım. Şimdi onun şeytanlarını, kelebeği öldürmeyi ve kül kelebeği aldım. Şimdi ben bu üç kitabı kaç liraya aldım? Normalde şunun tanesi kitap sepetinde zaten 120 lira, o 117 lira. Ama ben bunların hepsini, şu üçünü kargo ile beraber 185 liraya aldım. Nasıl oldu bu? Dolaptan aldım. Böyle yani, ucuza bulunca alıyorum ve o kadar ucuza buldum ki. Buldum ki. Türkçe kopuyor ya. Şu ikisi 110 TL'ydi. Bu da 60 liraydı sanırım. İkinci ürüne 10 lira indirim yapıyordu. Yani şunlar 100, bu da 60 ise 160, 20 lira da kargo ise 185 lira verdim. 25 lira kargo. 185 lira verdim üçünü yani kargo ile beraber. Şimdi onun şeytanlarını bir göstereyim size. Zaten herkesin bildiği. 88,5 yazıyor altında ama 88,5 kesin. Eski baskısı olabilir. Oh, çok güzel. Mükemmel. Bak. Çok iyi. Ayraçları yoktu sanırım ama benim için bir sorun değil. Şöyle. Yazarım bu kitaplarını beğenirsem Siyam'ı da alacağım. Zaten bu seriyi beğenirsem Matem Çiçekleri'ni de alırım diye düşünüyorum. Şu an yani belki de beğenmeyeceğim, hani seri biraz sıkmaya başlayacak 3 kitaptan sonra diye düşünürsem diye Matem Çiçekleri'ni almadım daha. Evet, Kelebeği Öldürmek var. Bir de bunun içi çok güzel ya, bakın. Çok güzel. Çok sade ve şık. Çok güzel abi. Çok güzel. He? Tamam. Çok güzel. Evet. Kül Kelebek. Çok güzel. Bir de şurada küçük bir hasarımız var. Sorun değil diye düşünüyorum ben. Altın Kelebek, Kül Kelebek. Böyle. Uçuyor. Aa, çok güzel. Çok güzel. Ciltleri çok güzel. Bu kitabın tasarımını o kadar çok beğeniyordum ki ve o kadar çok almak istiyordum ki bu kitapları. Allah'ım bana. Sonunda şey yaptı yani. Nasip etti. Evet. Daha zaten onun şeytanlarının iç cildi açılmamış yani. Hiç açılmamış kapağı. Sıfır. Yalnız her videoda böyle diyorum ama böyle geliyor bana arkadaşlar. Ballı bir insanım diye düşünüyorum.
Başka şeylerde hiç ballı değilimdir ama kitapları ucuza alma ve kaliteli alma konusunda gerçekten ballıyım. Deyip kitaplarımın eksik gelmesi. Evet, iki tane ateşparemi şöyle çanta... Bir tane mi gelmiş? Ateşparenin çantasından bir tane gelmiş. Deyip kitaplarımın eksik gelmesi. Ama öyle şeyler de olur hani yani. Evet. Çok güzel geldi. Açılsa da ne var zaten, ben açacağım zaten bunların için yani. Tamam, hadi görüşürüz. Bunun açılmamış hiç. Evet, çok güzel arkadaşlar. Şu hiçbir hasarı masarı bir şey yok yani. Çok güzel abi ya. Vallahi iyi ki aldım diyorum. Ve bana ne yazmışlar? Keyifli okumalar, başka kitap... Düşüyordu vallahi kitap. Keyifli okumalar, başka kitaplar için dolap hesabıma tekrardan beklerim. Yıldız ve yorumlarınızı bekliyoruz. Herhangi bir sorunun olursa... Numarayı söylüyorum. 500... Evet, şimdi kitaplığıma son eklenen kitapları... Kitaplığıma ekliyorum. Nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Neyse. Videoyu hiç durdurmayacağım. Çünkü durdurursam editlemek zorundayım. Tamam. Şimdi. Ay, ne yapacağım ben? Şimdi şöyle bir durursun. Onun şeytanlarını tarafa koyalım. Hoppa. Ah! Aha! Düşüyordu. Şöyle oldu kitap. Düşüyordu böyle şak. Evet. Çok asil duruyorlar lan. Çok güzel duruyorlar lan. Mükemmel duruyorlar lan. Evet. Ay, çok güzel duruyorlar. İyi kalmışım bu arada. Bir şaşırma şekli yalnız. Çok güzel durdu. Bilmiyorum ya, çok güzel durdu. Ben bunları gecenin hikayesini yanına alabilirim çünkü uyar diyor. Kalıntı ne alaka diyeceksiniz. Çünkü şuraya sığmadı bu arada. Bu kitap Epesus'lara öyle aldım. Tüm Epesus'lar artık bir rafa sığmıyordu. Altlara taşıyordu ve altlara taşması çirkin duruyordu. O yüzden burayı böyle Epesus rafı yaptım. Ren de az olduğu için renleri de ekledim yani. Epesus'lar şuraya kadar. Ama renleri de ekledim. Ya yanında hiç değişmedi zaten. Cep boylar var. Şöyle cep boylar. Böyle göstereyim hazır videoyu açmışken. Ah, ayağım. Şu kitabı hala bitiremedim. Dün uyuyakalmışım. Hatta annem almış buraya koymuş. Yalancılar ve yabancılar. Bugün okumak istiyordum ama ablamlara gideceğim. Aa, orada okuyabilirim aslında. Niye okumayayım değil mi? Evet. Bugünlük videom bu kadar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Uzun bir aradan sonra video atmış oldum. Çok şanslıyım. Hadi bay bay. Sizleri çok ucumdan öpüyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı okumayı ve cevaplamayı çok seviyorum. Bay bay. Şöyle göstereyim tekrar. Ne kabal rafım. Karışık raf. Cinsiz rafım. Epes veren rafım. Evet, hadi bay.